Şimdi ekranlarınıza bir başarı öyküsünü getiriyoruz. Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan evli ve bir çocuk sahibi Hülya Toprak, çalıştığı Forever Living Aloe Vera şirketindeki başarılarını artık kendi mekanında gösterecek. Çalıştığı iş yerinde büyük bir performans gösteren Toprak, Köln'ün Ehrenfeld semtinde Hallo Aloe isimli sağlık ürünleri satış mağazasını hizmete açtı. Mağazanın açılışı dualar eşliğinde gerçekleşti. Açılışa katılım ise yoğun oldu. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Geçtiğimiz yıl Forever Living Aloe Vera şirketi tarafından Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin en iyi girişimci ödülüyle ödüllendirilen ve ardından kendi iş yerini açan Toprak, başarının inanmaktan geçtiğini söyledi. Kavuştuk. İki senenin sonucunda olan bir çalışmanın neticesiydi. Kendim, adım Hülya Toprak, 31 yaşındayım ve 3,5 seneden beri Köln'de ikamet ediyorum. Aslında anaokulu öğretmeni ve referi öğretmeniyim. Devlette de aslında çalışıyordum ve süresiz kontratım da vardı. Fakat Forever Living'i ben de bir rahatsızlık sayesinde değil mi? Sebebiyle tanıdım. Ve tavsiye etmeye başladım ki bilerek değil bilmeyerek. Ama ürünler o kadar güçlü olduğu için netice veriyor ve size dua edenler çoğalıyor. İyi ki varsın veyahut da iyi ki beni bunlarla tanıştırdın diyenler çoğaldıkça enteresan olduğunu ve cidden yardım ederekten bir şeylerin kazanılabileceğini fark ettim. Böyle olunca hedeflerim birazcık daha büyüdü. Bu yolda Forever Living yolunda ilerlemeye başladı ve şu anda full time Forever Living Products'ta çalışıyorum. Köln'de ofisimizi açtık, ekip arkadaşları kurduk ve ciddi bir çalışma şu anda Köln'de başlatıyoruz. Dortmund'da, Recklinghausen'de, Kastrop'ta, Lünen'de, Münih'te, Frankfurt'ta, oralarda şu an ekip arkadaşlarımız var. Mutluyuz. Avusturya, İsviçre ve Almanya'nın da en iyi girişimcisi 2013 seçilmek cidden çok gurur verici. Bir sürü insan var, senelerdir bunu yapan arkadaşlarımız da var. Ama bu da ben şununla bağlıyorum her zaman. Ekip arkadaşlarımıza hep dayanışmalı olmak ve başarılı olanların aslında sadece başarılarına bakmak ve onların yaptığını yapmak aslında bütün mesele diyorum ben ve ona bağlıyorum. Peki ürünler neler? Yani siz vatandaşa ne sunuyorsunuz? Bize biraz bahsedebilir misiniz buradan? Yani ürün, evet. Ya ürünlerimiz yani insanlara faydalı verecek neler var? Gıda takviyeleri var ürünlerimiz ve aloe vera, bazılarımız biliyordur zaten aloe veranın ne olduğunu ama ben kısaca şöyle bir açayım. Sarı sabır, mucize bitki, tabii iyileştirici diyerekten birçok tanımları var aloe veranın ve içerisinde yani öyle bir derya ki onu bir kimya endüstrisi bir tane hap haline getirip al bu aloe verayı iç diyerekten veyahut da kullan diyerekten yapamıyor, imkansız. Ama doğadan ya Mevla'nın verdiği bir şey bu ve hakikaten ne bileyim bel ağrısıdır, boyun ağrısıdır, yok midesidir, baş ağrısıdır, yani ciddi bir destek olduğunu fark ettik. Gıda takviyeleri var. Mesela arıl kovanı ürünleri var, artı kişisel bakım ürünleri var, aktif olan spor yapan arkadaşlarımıza ürünlerimiz var ve bunların hepsinin dışarıdakilerden farkı ise ham maddesinin doğal oluşu. Bütün fark bu. Yani ben ağrı kremimi, dışarıdan aldığım ağrı kremimi tutup da ağzıma atıp boğaz ağrısı için kullanamıyorum ama ben benim ürünü kullanabiliyorum. Bu da bana tekrar bir rahatlık veriyor. En küçük kişi bile bunu kullanabiliyor. Çocuklar bile kullanıyor. Böyle olunca tabii ki gönül rahatlığıyla veriyorsunuz ve hep öyle diyoruz. Yiyemediğiniz hiçbir şeyi zaten cildinize sürmeyin. Eğer banyonuza gidip de bir kremin alıp da ağzınıza yutabiliyorsanız o zaman bence onu devam kullanın diyoruz ama yutamıyorsanız o zaman neticede cildimizde içeri bütün ne varsa dışarıda serbest radikallerin hepsini içeri emiyor ve bu da bizim için zarar. Yani boşu boşuna 40 yaşında 45 yaşında alerjiler çoğalıyor. Neden diye sorulmasın. Hiç acaba şöyle söylüyorum ben hemen ev hanımlarımıza diyeyim. Acaba evde temizlik yaparken her zaman bir eldiven giyiyorlar mı? Bu mümkün değil ve yapmıyor. Ben kendi şahs adıma konuşayım, yapmıyordum. Onun için de zaten daha sonra neticeler gösteriyor zaten. Mesela ben kindergarten'da çalışırken anaokulunda küçücük bir dolabımız vardı. Küçücük çocukların belki 10 tane 25 kişi çocuk var. 10 tanesinin acil ilaçları vardı alerjilerinden dolayı. Bu olmaması gerek aslında. Hep de sağlıksız ve yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor maalesef.